Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Bodrum'da düzenlediği toplantı için hazırlanan afişte Atatürk fotoğrafında baş kısmının olmaması tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan iş insanı Ethem Sancak'la birlikte önceki gün Bodrum'da Türkiye'nin Çıkış Yolu başlıklı söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. Söyleşi için hazırlanan afiş ise tepkilerin odağındaydı. Afişte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafında baş kısmı yoktu. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, Perinçek hakkında Atatürk'ün aziz hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, ülkenin egemenlik alametlerinin aşağılanması suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Adliye çıkışında "Yobaza, uşağına geçit yok" yazılı pankart açan, Bodrum Yurttaş İnisiyatifi adına açıklama yapan İnisiyatif sözcüsü Ayhan Karahan şunları dile getirdi. Düşünün ki herhangi bir iktidara yakın bir siyasetçinin bu şekilde bir afişi olduğunda kıyamet kopardı yani. Bunlardan binlerce yapıştırıldı. Biz tamam bu suçu bir nebze ortadan kaldırmaya çalıştık. Bir kısmını şey yaptık, kaldırdık yani yok ettik, dileklerden aldık. Bir bölümü de kalmıştır. Bununla ilgilidir suç duyurumuz. Mustafa Kemal Atatürk'e suç hakaret Türk Ceza Kanunu'nda suçtur. Zaten burada da belirttik.